Evet. Şeyin yüzünden unuttum ha. Fat abi. Bölgede başka fosil de olabilir mi hocam? Bunlar sürü halinde mi yaşıyor? Talos geldi. Milat ya milyon. Milyon yıl diyorsun abi. Milyon. Düşünsene ya. Nasıl hesaplıyorlar bunu? Şöyle biraz öne yaklaşabilir miyim lan? Yok, sıkıntı kayıt. Tamam. Dört tane geniş alayım şöyle abi. Yay çizelim. Yay çizelim. Başkanlar. Biz başkandan yaptık ya. Evet. Zaten sol tarafı buradaki çalışma Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bir kurtarma çalışması. Dediğim gibi daha önce de söyledim, bir keç çobanının keşfi sayesinde hem belediye hem üniversitedeki arkadaşlar bizlere ulaştı. Biz de bir kurtarma kazısı başlattık. Önemi ne? Geçen sene de çok önemli buluntular bulduk. Fakat bu örnek Coroplodon türüne ait. Dünyada bu kadar hani alt çenesi, üst taskları, üst çenesi ve kafatası bir arada komple ele geçmiş çok tek örnek, çok önemli bir fosil. Zaten birçok bilim adamı hemen bizi arayıp biz görmek istiyoruz, çalışmak istiyoruz diye teklifte bulundular. Önümüzdeki hafta Almanya'dan bir ekip gelecek. Ondan sonraki hafta Finlandiya'dan bir ekip gelecek. Yani dünyanın en güzel fosili diyebilirim. Çok çok önemli bir örnek. Özellikle Anadolu doğa tarihini aydınlatması açısından ve Kayseri'nin paleo coğrafyasını aydınlatması açısından çok önemli bir örnek. Sadece tabii ki fil çıkmıyor burada. Yani hortumlu memeli çıkmıyor. Zürafa, üç toynaklı atlar, gergedanlar. Yani burada sürüler halinde yaşamış bu dönem. Yaşı 7,5 milyon yıl. Niye 7,5 milyon? Çünkü burası jeolojisinde ekipteki jeologlar tarafından çalışıldı. 7,5 milyon yıl verildi. Burayı o dönem böyle Afrika gibi düşünün. Tropikal bir ortam, bol ağaçlıklı bir ortam. Hocam peki bu keşif diğer bir sonraki yani yeni keşiflere yol açabilecek mi? Kesinlikle, ya daha eski. Kesinlikle diyorum ya, çok verimli bir bölge, çok zengin, çok geniş bir alana dağılıyor. Yani biz çok uzun süreli çalışma yapamıyoruz. Sonunda hava şartlarına bağlı bir şey. Ona rağmen şu ana kadar 3 farklı, hatta 4 diyebileceğimiz farklı türde fil örnekleri geçirdik, ele geçirdik. Onun yanı sıra diğer ailelere ait örnekler de var. Buranın potansiyeli seyri çok yüksek. Buradan çok büyük sürprizlerle karşılaşabiliriz. Tahmini peki bu kazılar kaç yıl daha sürebilir? Yani verirse bulgular neyi gösteriyor? Bir 30 yıl. Çok uzun sürer. Yani hem arkeolojik kazılar hem paleontolojik kazılar belki biliyorsunuzdur araştırmışımda en az 20-30 yıl devam eder. O neden çalışma süremiz hava şartlarına bağlı olduğu için kısa süreli çalışıyor. Yılın 12 ayı çalışamıyoruz. Yani yağmur yağsa çalışamıyoruz. Çok rüzgarlı olsa çalışamıyoruz. O yüzden uzun sürüyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sezonumuz çok önemli buluntularımız var. Özellikle de arkamızda gördüğünüz Coroplodon'a ait, türe ait buluntu bu kadar iyi korunmuşlukta dünyadaki tek örnek ve literatüre girecek. Başkanımız da en az benim kadar terminolojiyi çok iyi biliyor. O bunu yani bilim adamlarımızın acayip çalışmaları paylaşmak hem Kayseri'mizde kazı çalışmalarına destek verdi. Bunlardan biri, en önemlilerden biri oraya bakacak. Burası diğer hocalarımız alınmasın ama tabii bizim için şu anda İltepe Kaniş Kavuk olmazsa olmazımız. Bunun ön plana çıkmasını ve oradaki kazımızın hızlandırılmasını bakanlığımızdan bekliyoruz. Genel olarak biz de desteklerimizi sürdüreceğiz. Bekleyeceğiz ama biz de desteğimizi esirgemeyeceğiz. Oradan çıkan daha önceki 24 bin tablet Ankara'da biliyorsunuz sergilenir. Biz onun Kayseri'mize taşınmasını, müze haline dönüştürmesini ve ticaretin bir bakıma merkezinin İpek yolu üzerinde Kayseri'mize 25 kilometre mesafede merkez, şehir merkezine
Fültepe, Kaniş, Karun bölgesinin önemsenmesinin planı çıkarıyor. Bir. İkincisi Keykubadiye Sarayımız. Yine Selçuk Üniversitesi'nden değerli ekibimizle birlikte size Gazi Üniversitesi'ne teşekkür ettiniz. Oradan bir ekibimizle birlikte bu çalışmayı destekliyoruz, sürdürüyoruz. Şeker Fabrikamızın değerli yöneticilerine de bu tabanda hem müsaade ettikleri için hem de onların da desteklerini aldığımız için teşekkür ediyoruz. İki. Üçüncüsü ve şu anda gündeme oturan en önemli süreci oluşturan 7 milyon 500 bin yıl geçmişe dayanan bir bakıma dünyada eşi benzeri olmayan, bütünlüğünü bozmamış olan burada gördüğümüz önemli fillerin atası olarak nitelendirdiğimiz yaklaşık kafa bütünlüğü ve dişleriyle birlikte 3,5 metre yaklaşık tam olursa kırılan kısımları beklediğimizde 3,5 metrelik yani iki tane insan boyunun üzerinde bir mesafeyi kasteden bir yapı. Şimdi bundan tabii sürüler halinde binlerce zamanda yaşamıştır. Kayseri'nin paleo coğrafya dediğimiz bir bakıma toprak yapısı, tarihi dokusu, coğrafi yapısı, jeolojik yapısı yeniden gözden geçirecek konum ve duruma geliyor. Geçmişten beri Kayseri'yi biz çocukluğumuzdan beri hep altında deniz olan bir şehir olarak dinledik. Ve öğrencilik yıllarımızda da bir inşaat başladığı zaman 3-5 metreden suların çıktığını da çok iyi hatırlıyoruz. Şimdi böyle bir coğrafya üzerinde oturuyoruz. Yeniden gözden geçirmesi gerektiği kanaatindeyiz. Buna ışık tutacak çalışmaların ortaya çıktığını gözlemlemekteyiz.